Selam, canlı yayınımız başladı. Bugün köz patlıcanlı poğaça yapacağız kızlar. Şöyle görüntüyü tam net alalım ki güzel herkes görsün. Bugün köz patlıcanlı poğaça yapacağız. Daha önce yapılmamış bir poğaça. Çok güzel olan bir poğaça. Köz patlıcanlarım burada. Bunları yaz aylarında hazırlamıştım biliyorsunuz. Daha önceden videosunu çektim. Ayrıca yukarı koyacağım bu videonun linkini. İsteyen bakabilir önerilere. Bunlar yazdan hazırladığım patlıcanlar. Birazcık ne yaptım? Kıydım bunları. İriydiler. Dolaba derin dondurucuya koymuştum. Şimdi kullanacağız. Ne demişler? Sakla zamanı, gelir zamanı. İşte geldi zamanı. Birazını böyle çıkardım. Şöyle ezdirdim. Közlemiştim yaz aylarında. Şimdi şeyde kullanacağız. Poğaçta. Şurada gördüğünüz gibi. Burada beklesin. Hemen şimdi köz patlıcan poğaçasının hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Çok kolay, çabucak olan bir poğaça. Kabımı aldım buraya. Yağım orada. Onu da alayım. Biraz erisin diye koymuştum. Evet. Şimdi burada benim 150 gram margarinim var. Erittim. O sobanın üzerinde erittim, biraz yumuşasın ki çabuk yapalım. Şöyle onu döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. İyi bakın, çok kolay bu. Hemencecik yapacağız, pişireceğiz. Beklemeyeceğiz. Bir çay bardağı yoğurt. Küçük bu ince belli çay bardaklarından. Bunlar zaten biliyorsunuz her evde olan çay bardaklarından. Biraz sirke koyacağız. Kıyır kıyır olması için şöyle bir tatlı kaşığı kadar sirke. Bakın bu kadar yeterli. Çok da fazla koymanıza gerek yok. Yumurtalarımız var burada. Şu tabağı alayım ben. Yağlı tabağı. Bir tanesinin sarısını ayıracağız üzeri için. Diğerini hamura. Bakın şöyle hemen. Sarısını, beyazını ayıralım. Bir tanesini. Evet, sarı burada dursun. Şunu kenara alalım. Diğerini de bütün olarak kırıyoruz. Bunu da koyduk. Şimdi tuzunu verelim. Şöyle göz ayarı tuz. Az ya da çok isteğe bağlı. Burada da iki tane kabartma tozumuz var. İki tane kabartma tozu kullanacağız. Şimdi çırpıcıyla güzelce şimdi malzemeleri çırpalım, karıştıralım ki hepsi birbirine karışsın. Evet, gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Köz patlıcanlı poğaça, kolay poğaça yapacağız kızlar. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. İyice birbirine karışsın. Malzemelerimiz. Hasta olacağım herhalde. Boğazlarım biraz başladı. Şimdi unumuz burada. Bir tane su bardağı yine almam lazım. Almamışım. Hemen dolabımdan su bardağımı aldım. Unumuz burada. Şöyle kaşık da aldık ama neyse. Bir bardak un döküyorum. Alalım buradan. Şöyle koyalım. Bunu fazla pırkalamaya gerek yok. İki tane de kabartma tozu koyacağız. Yani çabuk poğaçalara genelde iki kabartma tozu koyun kızlar. Çok daha güzel olur. Bakın unun üstüne şöyle onları da dökelim. Evet. Kaşıkla şöyle kabartma tozlarını una karıştıralım. Birden direkt sıvıya karışmasın. Evet, bir bardak un dökmüştük. Tekrar dolduralım bir bardak daha. Hazırda dursun. İşte ise. Bu da
hazır. Hemen başlıyoruz yoğurmaya. Şöyle elimizle şipşak çabucak hazırlayacağımız bir poğaça yapıyoruz. Bugün köz patlıcanlı poğaça. Değişik bir poğaça yapacağız kızlar. Patlıcan yazın, yaz aylarında muhakkak siz de koymuşsunuzdur benim gibi dondurucuları. Ben közleyip koyuyorum. Boğazım hasta olacağım galiba. Çok fazla konuşmadan yavaş yavaş yapalım. İkinci bardak unumuzu döktük. Karıştırıyoruz tekrar. Tabii bu yetmeyecek. Ayarlı ayarlı döküyoruz. Evet. İki bardak un dökmüştük. Şimdi üçüncü bardak unumuzu dolduruyoruz. Dört bardak un tahminen gider buna. Üçüncü bardak unumuzu da doldurduk. Onu da yavaş yavaş şöyle yarısını döktük. Diğer yarısını sonra. Ve yoğuruyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hava da bugün karanlık kızlar. Videom karanlık falan çıkabilir yani. Kusura bakmayın. Bakın. 3 bardak unumuzu şu anda döktüm. Yoğurmaya devam ediyorum. Ölçüsünü söyleye söyleye size gösteriyorum kızlar. Umarım görüyorsunuz, yaparsınız siz de. Biliyorsunuz patlıcan genelde çok lezzetli olur yemekleri, kızartmaları, börekleri. Bu sefer de biz poğaçaya koyalım dedik. Neden olmasın ki yani? Her şeye girdiği gibi poğaçaya da girsin. Güzelce bakın. Yoğuruyoruz. 3 bardak un döktük. Çok az biraz daha ilave edeceğiz gibi duruyor. Yarım bardak kadar. Çünkü artık kıvam almaya başladı. Evet. Yarım bardak şöyle oldu olmadı. Koydum. Azar azar devam ediyorum. Evet, canlı yayına gelenler beğeni atabilir canlı yayınımıza. Beğenin kızlar. Şöyle bak, güzel olmaya başladı. Çok aşırı sert olmayacak. Şöyle güzel olacak ki ağza attığın zaman kıyır kıyır dağılan, içinde patlıcanları olan bir poğaça hazırlayacağız. Az biraz daha ilave edelim. Bu yetecek gibi duruyor zaten. Evet. Artık oldu bakın. Şöyle kıvamı görüyorsunuz mu? Ele yapışmaz bir kıvam. Yumuşak ama ele yapışmaz. Bu tamamdır. Bu oldu. Unlarımızı kaldıralım. Bunların işi bitti. Şöyle koyalım ki daha sonra toplayalım. Evet. Bunlar burada dursun. Devam ediyoruz. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağız. Dediğim gibi burada benim köz patlıcanlarım var. Akşamdan derin dondurucudan çıkardım ki böyle boşansın. Donmuş kısımları erisin. Tuzunu atıyorum. Bunlar çünkü tuzsuz. İsteğe bağlı baharat ilave edebilirsiniz. Aleykümselam, hoş geldin. Orada birileri mesaj yazdı ama anca gördük. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tuz attım. Tuzsuzdu çünkü. Biraz içine peynir koyacağım. Şurada birazcık yumuşak peynirler var. Teneke peynirleri denir ya, onlardan var bende. Kaşar koyabilirsiniz. İstediğiniz erimeyen peynirlerden koyabilirsiniz. İstediğinizi koyabilirsiniz. Ben bunda vardı. Bundan koyacağım. Gidip markete şimdi peynir meynir aramayacağım. Bu da olur. Niye olmasın ki yani. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz.
İçine istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Karabiber, kırmızı pul biber, kimyon. Artık arzuya bağlı. Ne isterseniz onu koyun iç malzemesine. Tuz koyduk, peynir koyduk. Tamamdır. Şöyle karıştırıyoruz iç malzemesini. Görüyorsunuz herhalde orada. Görüyorsunuz mu? Şöyle yapalım da. Bakın kızlar, şimdi karıştırıyorum. Ben size göstereceğim tekrar. Şöyle yapalım da görsün. Çatalla bakın peynir de bunun içine ne yaptık? Ezdik, karıştırdık. Patlıcanların içine. Şimdi bu da hazır. Şöyle gösterelim. Patlıcan ve peynir buluştu. Hemen şimdi başlıyoruz poğaçayı hazırlamaya. Tepsimizi burada. Şimdi tepsimi ben yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde. İsterseniz yağlı kağıt serin. Şimdi ben yağladım. Hamurumuzdan küçük parçalar koparacağız. Çok fazla büyük olmayacak kızlar. Şöyle bildiğiniz o yumruk gibi poğaçalardan yapmayacağız. Bakın şöyle ufak. Ne kadar diyelim? Ceviz kadar falan. Şimdi buradan iç malzemesinden birazcık alıp şöyle içine koyuyoruz. Bakın. Ve böyle topluyoruz her tarafından. Küçük küçük top top yapacağız. Öyle koca kocaman poğaça değil. Tabii biraz kabaracak gene de. Şu şekilde görüyorsunuz. Poğaçalar hazırlayacağız. Hazırladıklarımızı tepsiye diziyoruz. Bakın. Dışarı sarkmayacak kadar şöyle avucumuzun içinde. Ufak. Ceviz kadar diyelim. Elimizle açtırıyoruz. Mantı gibi yani. O da güzel oldu. Mantıya benzer. Ufak yani. Şöyle çok büyük olmasın. Etrafından toparlıyoruz. Bakın şöyle. Tabii şeklini veriyoruz. Şöyle avucumuzun içinde ufacık bir poğaça olacak. Öyle çok kocaman kocaman değil. Bunlar böyle. Bakın çok fazla büyük değil. Avucumuzun içinde dışarı sarkmıyor. Ölçümüdür. Şöyle elimizle açıyoruz. İç malzemesinden patlıcan ve peynir var. Koyuyoruz birazcık. Tabi istediğiniz baharat doldurun içine. İstediğiniz peyniri doldurun. Ben ne koydum? Yumuşak o teneke peynirler vardı. Eriyecektir içinde. Kaşar koyabilirsiniz. Kelle peyniri koyabilirsiniz. Dilim peyniri koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evinizde olanlardan koyabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum ben şimdi poğaçalarımı hazırlamaya. Bakalım şöyle biraz ondan, biraz peynirli, biraz patlıcandan şöyle dolduruyoruz işte. Şöyle hafif yuvarlıyoruz. Yağladığımız tepsiye koyuyoruz. Gelenler hoş gelmişler canlı yayınıma. Beğeni atın kızlar. Beğeni atın, izlensin. Değil mi? Arada böyle canlı yayınlar yapalım. Şöyle toparlıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Ben tepsinin son halini yine göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Bakın ufak ufak. Öyle fazla büyük değil yani. Böyle küçük küçük top top olacak. Son 3 taneydi. Hazırladık mı? Fırına vereceğiz. Hemen üstüne yumurtasını süreceğiz. Fırına vereceğiz. Bunlar beklemiyor. Çünkü kabartma tozuna yapılan poğaçalar hemen pişireceksiniz. Bekletmeyeceksiniz. Bekletirseniz çöküşür. Mayalı poğaça değil. Birazcık şurası şöyle bitti. Açıldı.
Seni de nereye koyalım ki? Şuraya koyalım. Biraz sıkıştıralım, ziyan olmasın. Şu kaldı artık. Bunu da uzun gibi yapalım şöyle ya. Şu ara yere koyalım. Bu yuvarlak olmasın. Şu yerimiz az kaldı orada. Şöyle kapatalım. Bunu uzun şekilde yapalım. İşte böyle. Bunu da buraya koyalım. Şimdi buralarımı bir toparlayayım. Hemen geliyorum kızlar, ellerimi bir yıkayacağım. Battı çünkü. Şimdi bunları bir götürelim. Şöyle. Dağıttığımız ortalığımızı şöyle bir temizleyelim. Tepsimize yapışmasın. Evet. Bu da hazır. Fırınımızı çalıştırıyoruz. Şunları gördüğünüz gibi şimdi size göstereyim. Şu şekilde poğaçalarımızı hazırladık kızlar. Gördünüz mü? Top idik top idik poğaçalarımızı hazırladık. Şimdi pişireceğiz tabii ki de. Şimdi fırınımı çalıştıracağım. Fırın benim burada aşağıda. Evet, o kızsın. Şimdi biz ne yapalım? Poğaçalarımızın yumurta sarısını sürelim. Hop. Neymiş bu? Birazcık sıvıya az bir şey dökeceğim. Yumurta sarısının üstüne fazla değil. Hemen çok az. Şöyle onu da karıştıralım. Azıcık açtırdık. Hemen bunların üstlerine şöyle azar azar sürüyoruz. Şöyle. Biraz üstlerine yumurta sarılarını, fırınımızı çalıştırdık. 15 dakika 20 dakikada bu pişecektir. Çok fazla uzun sürmez. Küçük bir de hemen kızardığı zaman zaten alacağız. Şöyle. Evet, yumurta sarılarını da üstlerine sürdük. Tamamdır. Şimdi birazcık da susam serpeceğim. Evimde susam var. Bunun ziyan olmasın. Geçen gün neden kaldı bu? Yine bir poğaça yapmıştım ben, ondan kalmıştı. Şöyle üzerlerine bol 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 susam da atalım. Çekirdek de koyabilirsiniz. Ay çekirdeği de böyle serpebilirsiniz. O da güzel yakışır. Şimdi ben de susam var. Susam koyuyorum. Çok güzel oldular ama minnak minnak. Ama kabaracak tabii biraz bunlar da. Kabartma tozlu ya. Çok iri değil yani. Öyle standart bildiğimiz poğaçalar gibi değil.
Bol bol. Susamı da verdik, yine bitiremedik ha. Hazır, tamamdır. Gördünüz mü? Poğaçalarımız hazır. Hadi bir beğeni atın bakalım, boş durmayın. Hazırladık, şimdi pişireceğiz poğaçalarımızı. Piştikten sonra da servisini gene yapacağım. Hemen fırına veriyorum. Pişmek üzere. Fırınım zaten şurada aşağıda. Hop. Bildiğiniz meşhur davul fırınıyla pişiriyorum kızlar. Bu çok kolay pişirir. Yani hemen şimdi 15 dakika sonra bu tamamdır. Hop, bismillah. Evet. Ay düşmedi. Poğaçalarımızı fırına verdik. Şimdi dediğim gibi 15 dakika 20 dakika arası pişecektir. Çok çabuk pişecektir. Çok fazla uzun sürmeyecek. Daha sonra servisini yapacağız. Şimdi gene buralarını dağıttık tabii. Şöyle birazcık toparlayalım. Sizin görmeyeceğiniz gibi şöyle bir kenara çekelim. Şöyle dağınıklarımızı da temizleyelim. Gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında patlıcanlı poğaça yapıyoruz. Hem de köz patlıcanlı. Yaz aylarında hazırlamış olduğum kendi bahçemden olan patlıcanlarla poğaça yapıyoruz. Hadi bir de öyle deneyin bakalım. Bu tarif bitsin. Son halini de görün. Siz de yapın, hemen kalkın. Genelde hanımların dolaplarında bu patlıcanlar vardır. Köz derler. Siz de közlemişsinizdir kesin. Koyar, yapıverirsiniz. Ne olacak ki yani? Yoksa da artık iki patlıcan alıp yaparsınız. Şimdi bir 5 dakika arası bunları kaldırıp buradan hemen devam edeceğim. Evet, poğaçamız hemen hemen oldu. Çıkaracağım kayra. Bayağı bir kızardı. Yani son dakikalarını geçiriyor. Çıkaracağım, son halinde sizlere göstereceğim. Servisini yapacağım. Ondan sonra canlı yayınımızı kapatırız. Bu kadar yeter bugünlük. İnşallah ileriki günlerde tekrar canlı yayınları açar. Şöyle kolay, çabucak yapabileceğiniz tarifler veririm sizlere. Bakalım bakalım, bir daha kapatalım. Burada cevap veriyoruz. Tamam. Ay çok güzel olmuşlar. Evet. Poğaçalarımız hazır. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yeni gelenler beğeni atın lütfen. Ay çok sıcak, elim yandı ha. Şöyle fırınımı da kapatayım. Evet. Çok güzel oldular yalnız ha. Vallahi çok güzel oldular. Zaten ben bu işin ustasıyım. Her zaman söylüyorum. Benden güzel yoktur. Yapan yoktur bu poğaçaları. Görüyorsunuz mu? Yalnız elim yandı. Çok sıcak. Size gösterirken ellerim yanıyor. Lütfen beğeni atın. Bakın kızlar. Şöyle göstereyim. Poğaçalarımız pişti. Şimdi çıkarayım birkaç tane tabağa. Şöyle. Görüyorsunuz mu? Alayım da. Yalnız çok güzel oldu. İki tane yeter mi? Yeter herhalde. Ya mesajlarımız da geliyor. Canlı yayına tık 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 şey diyorlar. Evet, gördüğünüz gibi patlıcan, köz patlıcanlı poğaçalarımı hazır ettim. Ne kadar sürede? 48 dakika içinde yoğurdum, pişirdim. Gördüğünüz gibi hazır. Şu anda çok sıcak. Ama tabii tadına bakmadan olmaz. Her zaman yaptığım tariflerin tadına da şöyle bir bakarım. Güzel olmuş mu olmamış mı? Kendi kararınızı kendinize verin. Zaten görüntü her şeyi gösteriyor. Çok güzel oldu. Bak. Çok güzel oldu. Süper. Bulgur bulgur bir de dağılıyor. Evet, bir de çay koyalım. Çayımızı ısıttık. Dediğim gibi az önce yani çok olmadı bunu. Yarım saat falan oldu herhalde ben. Yapalım. Şimdi bir tane de çay koyacağım. Kendine ziyan olmasın. Atmak yok.
Şöyle çayla çok da güzel gidecektir. Dediğim gibi hemen kalkın. Bu poğaçayı yapın. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, misafirinize bu poğaçayı yapın, hazırlayın. Çok güzel olan bir poğaça. Bir tane şimdi sizin karşınıza yiyeceğim. Daha sonra kapatacağım. Ben kapatınca da tekrar videoyu izleyin. Nasıl yapıldığını görün. Malzeme listesini zaten yazacağım da. Görün gene siz. Daha sonra yaparsınız. Hadi bismillah bakalım. Öf yani sıcak nasıl yiyeceğim ki ağzım da yanacak. Şöyle kızar kırıyoruz. Süper. Sıcak ama muhteşem. Bir çayımız da hazır. Hadi bana afiyet olsun. Yalnız çok güzel patlıcan da o kadar çok yakışıyor ki şu poğaçaya. Hani daha önce denemediyseniz deneyin muhakkak. Oh. Yandı. Patlıcanın sıcağı ağzımı yaktı. Bir tanesini yiyeceğim, kapatacağım da. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun kızlar. Abone olun. Abone olanlar da şaşırdım. Bildirimlerini lütfen açsın. Bildirimlerinizi açarsanız yayınladığım bütün videolar bildirim olarak size haber verecek. Yani mesaj. Bildirimle mesaj. Nereden açacaksınız? Videonun alt kısmında şöyle bir zil vardır. Çan işareti dersiniz, zil dersiniz. Her ikisi de aynıdır. Ona basarsanız bildirimleri açarsınız. Açtığınız zaman da videolarımdan hemencecik haberdar olursunuz. Hadi benden şimdilik bu kadar. Ne kadar? 52 dakikadır canlı yayın yaptık. 52 dakikada poğaçamızı hazırladık, pişirdik. Servisini de yapıyoruz. Daha ne olsun yani? Bir saat içinde yapmışım. Daha ne olsun? Benden hamaratı var mı? Bu kadar hızlı yapanı var mı? Hı? Hadi bakalım. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha gene arada bir böyle canlı yayınlar açacağız. Hem laflarız hem güzel güzel tarifler yaparız. Fırına da çarptım. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapatayım canlı yayını. Tamam.